Evet, şimdi kardeş senle bana bir ay kadar önce diyelim ki böyle bazı şikayetlerle geldin. Evet Prostatit hocam. diye düşündük. Şimdi böyle bir video niye çekiyorum? Prostatit konusunda internette okuduğu zaman bir insan hep iyileşemeyen, bu konuda sıkıntı yaşayanlar daha çok internete yazıyor. Normal iyileşen adam iyileşiyor gidiyor umursamıyor. Ve iyileşemeyen adam oraya ya bu hastalığın tedavisi yok yazıyor. Ya böyle değil. Bu hastalığın tedavisi daha uzun. Daha biraz daha yani bir kulakta bir iltihap olsa bir kutu antibiyotik kulaktaki iltihap biter. Ama bizim prostat daha zor kanlanan, ilacın daha zor işlediği bir bölge. İçtiğin ilaçlar oraya rahat gitmiyor. O yüzden de ben sana baştan dedim ki işte bir prostat masajı ile beraber antibiyotik yapacağız. Ve de yavaş yavaş faydasını göreceğiz. Bu böyle bir anda bir günde Evet. bitecek bir şey değil. Şimdi senin şikayetin neydi ilk gelirken? Bir Hocam daha benim anlat bana. şikayetim sağ yumurtalıkta ağrı, Evet. kasıkta hafif ağrı, Evet. peniste geri çekilme, sağ ayakta ağrı. Evet. Bunlar vardı Bak ben yani. şimdi bir insan dese ki sağ yumurtalığında ağrı var. Aa sen prostatitsin demiyoruz. Bunu niye diyoruz biliyor musun? Uzun süredir devam ediyorsa diyoruz. Yani hele ki birkaç doktora gittim, tedavi aldım ve geçmedi diyorsa ürolojide böyle bir doktorun ilaç verip de tedavi edemeyeceği tek hastalık zaten prostatit. Bir mesane iltihabı olsa geçer. Böbrek iltihabı geçer. Taşsa alınır vesaire vesaire ama birkaç doktor geziyor ve tedavi olamıyorsa hemen aklımıza prostatit geliyor. Yumurtalıkta ağrı. Senin ne kadar zaman önce başlamıştı bu? 60 gün oluyor hocam. Evet. Sen bunun için başka doktora gitmiş miydin? İlk bana mı geldin? Sen de internette yazıştık önce değil mi? Aynen öyle hocam. Biz Gittik. varikoselden Gittik. şüphelenmiştik. Evet. Sen Sırt ağrı olunca tarafına. acaba varikosel ama sağ taraftaydı senin ağrın değil mi? Mesela Sağ taraf. solda ağrı olunca daha çok varikosele aklımız kayıyor. Bazen itiraf ediyorum. Prostatit sola ağrı yaptığı zaman daha tehlikeli. Çünkü biz hemen varikosel zannediyoruz. Aa biraz damar var hadi varikosel ameliyatı yapalım diyoruz. Halbuki adamın ağrısı prostatit ağrısı olabiliyor. Hocam ameliyat yenilirdi oldu. Evet değil Hemen mi? ameliyat Evet. deyip yani bu ağrıyı kestirebilir. Peki dedim %100 olur mu? Hmm. %100 kestirir Evet. diyemem dedi. İşte sağ, solda o olsaydı belki ben de o hataya düşecektim. Solda ağrı var. Varikoselde solda. Bakarsın Doppler bir iki damar da görebilirsin. Ama ben sana burada kendim Doppler de yaptım. Yani ben Aynen hani öyle hocam. bir yerde yapılan Doppler değil, kendim yaptığımda kriterler de belli. Damar geniş olacak 3 milimden veya akındığı zaman reflü gelecek. Bunlar olmuyorsa ben bunları da internette anlatıyorum ki yani yarın öbür gün ben de yanlış bir teşhis koyarsam hasta desin ki hocam 3 milim değil bu damar sen niye bana şimdi varikozel dedin? Veya ıkınıyorum bak orada bir reflü diyordun onlar bende olmuyor. Hastalar öğrensin bunu istiyorum ve bu konuda yanılgı oluşmasın. Damar ıkındığı zaman böyle ekranda rengarenk damarların içindeki kan boyanması. Bunları sen de görmedik. Zaten sağ taraf uyumsuzdu. O yüzden dedik ki prostatit olabilir bu. Prostatit tedavisinde de işte antibiyotik daha önceden kullanmış mıydın? Yok hocam ağrı kesici falan kullanıyordum işte. Evet. Şey ağrısı olarak, varikosel ağrısı olarak Varikosel biliyorum. ağrısına düşünülüyordunuz. Yalnız hocam size gelmeden önce biz her gün yani Her gün ağrı 3-4 kesici. kere gece kaldırıp iğne yaptırmaya gittim ağrı Ha kesici. Size şimdi gelmeden yani bu önce. ağrı sağ testisteki ağrı yüzünden çok şiddetli Yanma oluyordu. ağrı böyle yanma Evet. ağrı tarzında. Mesela çok şiddetli ağrı olunca acaba taş mı düşüyor diye de düşünmek lazım. Ama taş da bir hafta içinde düşer yani. Ya düşer ya ne olacağını belli olur. İdrarda kan gelir vesaire. Velhasıl şimdi prostatitin tedavisinde bazen görüyorum hastalar diyor ki hocam diyor masaj iyi değilmiş. Ben masaja inanıyorum. Niye masaja Vallahi inanıyorum? gayet güzel. Masaj sayesinde o prostatın ilacın zor işlediği dokuyu uyararak, ezerek, içindeki iltihabı akıtarak orada bir kan deveranı meydana getirmeye çalışıyoruz. Ve ilaç o zaman oraya daha iyi işliyor. Sende de şimdi nasıl oldu? İlaçlar başladıktan sonra hemen düzelmiyor ve tam da Hemen kalıcı olmuyor aslında. Yani veya şu anda %100 rahatım da diyemiyorsun aslında ama anlat bana tam objektif olarak neler hocam yaşadığını. şimdi size geldikten sonra ağrılarım yine vardı Hı. ama masajdan ve ilaçtan sonra 10 gün sonra etkisini gördüm yani 10 gün ikinci güzel. defa hani ikinci İkinci defa masajdan, ikinci evet antibiyotikten aynen sonra. öyle Birinciden sonra yine tam böyle tam rahat değildi diyorsun. tam bir rahatlama Ama sen orada olmuştu şey demiştin. Babası da bu arada yanımızda. Onunla da hocam konuşuyoruz. cinsel isteksizlik bile vardı yani. Evet. Arkadaşlar bu videoda şimdi hastamızın yüzünü ve ismini koymuyorum. Çünkü bunlar genç adamlar. Kimsenin bu yaşta böyle yok Evet. işte cinsel isteksizlik, işte bazen prostat iltihabı sertleşme bozukluğu yapar. Bunları böyle yüzünü, ismini görmemize gerek yok. İşte sesini duyarak babası yanımızda. Evet. Böyle ya sizlere faydası olsun diye bu videoyu çekiyoruz. Ama hastamızın da kim olduğunu da ifşa etmek istemiyorum açıkçası.
Böyle şeyler de başlamıştı diyorsun öyle mi? Cinsel isteksizlik. Zaten size söylemiştim hocam. Evet. Sizde prostatit başlangıcı olabilir evet. demiştiniz. Prostatitte ağrı, bir huzursuzluk, orada bir dolgunluk. Ama bir süre sonra o cinsellik etkilemeye başlıyor. Nasıl oluyor? Hormonların bozuyor. Yani bizim teorimiz insan orada bir şey olması kafaya takılıyor hep. Ve vurdum duymaz tipler prostatit daha kolay atlatıyor. Biraz daha hassas tipler o işi çok daha fazla kafaya takıyor. Sen aslında öyle değilsin. Yani sen de çünkü 60 günlük bir olay diyorsun işte. Hani 2 yıl, 3 yıl bu işi çok fazla takanlar var. Ben mesela ilk başta sana ya biraz herhalde bu çocuğun psikolojik olarak da huzursuzluğu var dedim ama öyle olmadığını hemen ikinci seanstan sonra anladım. Yani rahatsın, mücadelecisin. Aynen. Bunu mücadele edip atlatacağız. Şimdi 10. günden sonra başladı. Şu an 2 kutu antibiyotik kullandın. 3 kez masaj yaptık. Evet hocam. Antibiyotiğin yeni mi? 20 gün mü oldu yani antibiyotik toplam? Size 20 geldiğimizde gün. Bitmişti. Hı, o evet. ilk geldi. Geldiğimizde bitmişti. Bir kez daha masaj yaptım evet, ben. Üçün, evet. Bugün yani 4. masajı evet, yapacağım hocam. Sana. Şimdi masajları genelde 4. masajda derim ki tedavinin ana kapsamı bitti. Ama burada hastaların %90'ı der ki ya tam iyileştim mi ben diye kafada bir soru işareti vardır. Evet. Çünkü yani ya tamam çok daha iyiyim ama tam da gitmedi sanki. Çünkü oradaki vücudun aslında bütün dokuların iyileşmesi vücutta 6 haftadır. Yani şuradan elinde bir yara olsa bu 6 hafta bir kendine gelir. Tam iyileşmesi 3 aydır. Böyle vücutta iyileşme süreleri uzun. Biz de şimdi 6 hafta boyunca devamlı veya 3 ay boyunca devamlı haftada bir masaj çok uzun oluyor ve gereksiz oluyor. Antibiyotikle baskı altına aldıktan sonra şimdi sana araları açarak diyeceğim ki 2 hafta sonra gel. Sonra 1 ay sonra gel. Sonra 3 ay. Böyle böyle bunu araları açarak yapıyoruz. Benim yöntemim bu. %100 tedavi ediyorum diyemiyorum. Keşke öyle olsa ama benim de belki mutlu olmayıp başka yere giden hastalarım var farkında olmuyorum. Mutlaka vardır. Ama yani boşuna uğraşmıyorum. Çünkü hastalarımdan hep senden aldığım şu olumlu tepkiyi alıyorum. %80 rahatlama için bile çok fazla mutlu olacak. Ya %80 rahatlayayım yeter diyecek çok insan var. Evet. Ve de vücuda şimdilik yani ileride belki bu iş değişebilir. Daha yeni gelişmeler olabilir. Çünkü bu yeni uğraştığımız bir konu. Ben prostata bir ilaç, bir şok dalgası, bir şey yapmadan bununla yapabildiğimiz, gelebildiğimiz yere kadar gelmeyi tavsiye ediyorum. Benim yöntem bu. Şimdi sana bir kez daha masaj yapacağız ve sonrasında daha tamam. geniş bir aralıkla takip alacağız. Sonuçta bu tedaviden memnun kaldın mı? Kaldım hocam. Yani tavsiye ediyorsun, bundan hı-hı. bir fayda olur diyorsun. Ve sana yaptığımız tek şey masaj artı antibiyotik. Vallahi ben çok da ben memnun kaldım. Gece kalkıp şeye götüreyim, iğne vurdurmaya. Yani iğne vurdurmaya, gece kalkıp babası onu iğne vurdurmaya götürecek evet. kadar şiddetli sıkıntılar evet. oluyordu arkadaşımızın. Evet. Onlar ortadan kalktı. Evet. Evet, hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım.